Ali Sürmeli, Aziz Nesin'in Kalpazanlık Bile Yapılamıyor adlı kitabından aynı adı taşıyan öyküyü seslendiriyor. Gelmiş geçmiş kalpazanların en büyüğüydü. Bu da onun kendi ölmesi değildi. İnsanı şaşırtacak denli alçak gönüllüydü. Bir günden bir güne kendisini övdüğü duyulmamıştı. Oysa hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, kalpazanlık ve benzeri gibi suçların sabıkalları palavracı olurlar. Çoğunlukla hayal güçleri sonsuz olduğundan yaptıklarını bire bin katarak üstelik hiç yapmadıklarını da uydurarak anlatırlar. Öyle uydururlar ki hepsi birer üstün insandır hırsızlıkta, dolandırıcılıkta, kalpazanlıkta. Anlata anlata bir zaman sonra uydurdukları yalanlarına kendileri de iştenlikle inanmaya başlarlar. Kalpazanlar kralı bu tür sabıkallardan değildi. O gerçek bir kraldı sanki. Davranışları soylu ve ağırbaşlı. Uydurmak şöyle dursun olağanüstü kalpazanlıklarından hiç söz etmez, bunları başkaları anlatır. Serüvenleri dilden dile dolaşırdı. Ne de olsa gün görmüş bir adamdı. Yılların kalpazanıydı. Sık sık cezaevlerine girip çıkanlardan değildi ama yine de adı sanı bütün cezaevlerinde bilinirdi. Bu denli ünlü olmasının nedeni elinin çok açık olmasıydı onun tutuklandığı haberi daha gazetelerde çıkar çıkmaz tutuk evindekiler sevinçten bayram ederlerdi. Kalpazanlar kralı tutuk evine geliyor diye sevinenler, salt serseri takımı, yoksullar, sübyanlar, adem babalar, kimsesizler değil. Azılılar, koğuş ağaları, gardiyanlar hatta yöneticiler bile sevinirdi. Çünkü kalpazanlar kralının girdiği ceza ve tutuk evinin havası değişirdi. O bir para kaynağıydı ve hiçbir zaman bu gür kaynak kurulmazdı. Tutuklandığı duyulur duyulmaz tutuk evinde hazırlıklar başlardı. Zenginler ve dolayısıyla daha çok boyun bağlılar kaldığı için beyler koğuşu denilen koğuşun iyi bir köşesinde ve pencere dibinde olan en güzel ranzanın kışın alt yazın üst katındaki yatak ona ayrılırdı. O güzel ranzadaki yatakta yatan başka biri varsa, kim olursa olsun. Yeri değiştirilir, orası krala ayrılırdı. Daha tutuk evine gelmeden buyruğuna üç özel meydancı ayrılırdı. Bunlardan biri kralın yemek işlerine bakar, biri çayını kahvesini yapar, biri de ayak işlerine koşardı. Kalpazanlar kralı daha tutuk evine gelmeden bavulları, eşyaları önceden taşınırdı. En az dört büyük bavulla gelirdi tutuk evine. Lüks bir otele gider gibi. Bavullar da öyle bavul ki domuz derisinden ve tutuk evleri, cezaevleri başkalarında öyle bavul görmemişti. Öteki tutuklular bunca bavulla giremezlerdi tutuk evine. Ama kalpazanlar kralının ne de olsa bir ayrıcalığı vardı. Çorabından gömleğine, pijamasından mendiline, boyun atkısından boyun, bağına dek her şey ipekliydi. Hem de halis ipekten. Sabahları üç meydancısı Ranza'nın çevresinde dönenip durur, kralın uyanmasını beklerlerdi. ...kalpazanlar kralı gözünü açıp da tatlı tatlı öyle gerinmeye başladı mı... ...meydancılardan biri tepsi içinde kahvaltısını yatağına koşturur... ...biri her gün üç gazetesini yatağına bırakır... ...biri de elinde peşkirle kokulu sabun... ...kralın kalkıp tuvalete gitmesini beklerdi. Kral kahvaltısını eder... ...üstüne birkaç bardak özel yapılmış demli çayını içer gözlüğünü takıp gazetelerini okur sonra ipek pijamasının içinde salınarak arkasında meydancısı tuvalete giderdi. Öğle yemeklerini çok kez dışarıdan çok ünlü bir lokantadan getirtirdi. Akşama doğru kumar postası kurulurdu. Kalpazanlar kralı kumarda hep ütülür. Para saçardı. Onca ütülürdü de kılı bile kıpırdamazdı. Bağırdı, kızdı, sinirlendi. Hiç görülmemişti. Adam sanki doğuştan ve en az on kuşaktan beri süren krallığın son kralıydı. O içeri düşünce tutuk evinde herkesin asık suratlı gardiyanların bile yüzü gülerdi. Çünkü kalpazanlar krallığın sayesinde tutuk evinde ekonomik durum düzelince doğal olarak toplumsal durumda düzelmiş olur. Alışkın içiciler bol bol esrarını, afyonunu, eroinini çeker. Tutuk evinde kavga, gürültü, yaralanma, öldürme olayları olmaz. Herkesin yüzü gülerdi. Ne var ki kalpazanlar kralı tutuk evine daha girer girmez ne zaman çıkacak diye ötekilerini bir kaygı alırdı. Çünkü kalpazanlar krallığının tutuk evine girmesiyle çıkması bir oluyordu. En çok birkaç ay kalıyordu tutuk evinde. Sonunda da ya aklanıp kurtuluyor ya da birkaç ay hapis cezasıyla yakasını kurtarıyordu. Arkasından bir söylence gibi onun serüvenleri, eli açıklığı, soyluluğu anlatılır dururdu karısıyla kaynanasını boğazlarını keserek öldürmekten 18 yıl hapse hükümlü tutuk evinin berberi ...okumakta olduğu gazeteyi sevinçle fırlatıp... ...birkaç kez üst üste... ...yaşasın, yaşasın, yaşasın diye bağırdı. Öbür e, berberler ne olduğunu sordular. Kalpazanlar Kralı enselenmiş gazete yazıyor. E, yarın düşer buraya. Bütün tutuk evini bir sevinç dalgası sardı. Para babası geliyordu. Tutuk evindekilerin kestirdikleri gibi... ...Kalpazanlar Kralı Emniyet Müdürlüğü'nde iki gün gözaltında tutulup gönderildiği savcılıktan tutuklanma istemiyle getirildiği mahkemede tutuklanmıştı. Kapazanlar kralı yine suçüstü yakalandı diye gazetelere haber olduğunun ertesi günü ceza ve tutukevinin kapısından girmişti. Ama bu giriş kralın tutukevine eski girişlerine hiç benzemiyordu eskiden. Daha kral gelmeden kralın domuz derisinden kocaman bavulları yatağı, eşyası gelir. Bunlar getirildikten birkaç saat sonra da kalbazanlar kralı birkaç adamıyla birlikte geldiği tutuk evinin kapısından girerdi. Aa, ama bu kez öyle olmamıştı. Ne daha önce bavulları getirilmiş ne de kendi adamlarıyla gelmişti kral. Öteki tutuklularla birlikte elleri kelepçeli olarak cezaevi arabasından inmiş, jandarmaların arkasından geçerek tutuk evi kapısından girmişti. kelide tutmadığından iple bağlı yırtık pırtık bir küçük bavulu vardı cezaevi arabasında. Üstü başı dökülüyordu. Ayakkabılar boyasız ve eskiydi sanki tanınmamak için kılık değiştirerek halkın arasına girmiş bir eski zaman kralı gibiydi. Onu bu konumda görünce ilkin baş gardiyan şaşırdı. Gardiyanlar ve tutuk evinin yönetim işlerinde çalışan tutuklular da yadırgatılar. Hele gazetede kalpazanlar kralının tutuklandığı haberini okuyunca sevincinden yaşasın diye bağıran tutuk evi berberi büyük düş kırıklığına uğramıştı. Yine onu gördüğünde herkes geçmiş olsun diyordu ama o eski coşkulu karşılama değildi bu. Her zaman olduğu gibi yine beyler koğuşunda en güzel yerdeki Ranza'nın kendisine ayrıldığını, yine özel üç meydancının el pençe beklediklerini görünce kalpazanlar kralı, beyler koğuşunun ağasına artık bunların hiçbirine gerek olmadığını, beyler koğuşunda değil, öteki koğuşlardan herhangi birinde kalmak istediğini söyledi. Koğuş ağası, ne demek? E, estağfurullah. O nasıl söz falan dediyse de Kalpazanlar Kralı'nın bu düşkün durumundan hoşlanmadığını da yüz çizgilerinden belli etti. Koğuş ağası kralın isteğini cezaevi ağasına duyurdu. Cezaevi ağası da dur hele dur. Bunda bir iş var ya ne yakında bombası patlar da ucuzlar biz de öğreniriz. Dedi Kalpazanlar Kralı'nın geldiğinin ertesi günü posta kuruldu buyur diye kumara çağırdılarsa da kral... Sağ olun hiç isteğim yok. Bugün kalsın. Diyerek kumarı reddetti. Nerede eskisi gibi dışarıdaki aç evlerinden yemek ısmarlayıp getirtmek... ...nerede kirli çamaşırı yıkatmaya, giysilerini ütületmeye dışarılara göndermek geçti o günler. Kral kendi yemeğini kendi yapıyor, kendi çorabını kendi yıkıyordu. Geldiğinin üçüncü günü baş beyler koğuşundan başka bir koğuşa verilmesini rica etti. Baş ki yıllar yılı ondan ne değerli armağanlar almış bir adamdı. Nasıl olurdu da kralı düşkün tutukluların koğuşuna gönderirdi. Kalpazanlar kralının bu isteğini ceza ve tutuk evinin müdürüne iletti. Müdür deneyimli bir müdürdü. Yakında emekli olacaktı. Kalpazanlar kralını öteden beri tanırdı. Cezaevlerinde söylenceleşmiş böyle ünlü bir adamın nasıl olup da böyle düşkünleşmiş olmasını çok merak etti. Bir akşam günlük iş saati bitiminde Kalpazanlar kralını odasına çağırdı. Eskiden yani... Gerçekten kalpazanlar kralı olduğu zamanlarda olsa cezaevi yönetmeninin odasına güler yüzle girer ve bir kalpazanlar kralına yakışır biçimde konuşurdu. Bu kez müdürün odasına süklüm püklüm girmiş, buyurun efendim beni emretmişsiniz diyerek dikilip kalmıştı. Müdür geç geç otur şöyle diye yer gösterdi. Gösterilen yere oturdu. Müdür cigara tuttu gardiyana iki çay getirmelerini. Söyledikten sonra incitmeye onurunu kırmamaya çalışarak kalpazanlar kralına neden bu duruma düşmüş olduğunu uygun bir dille sordu. Kalpazanlar kralı çoktan beri sözden anlar birine içini dökmeyi gereksindiğinden başına gelenleri ayrıntılarıyla şöyle anlattı. Müdür bey İyi de olsa kötü de olsa bir insan yaptığı işi sevmelidir derim. Siz de biliyorsunuz dünya alem de biliyor ki ben bir kalpazanım. Kalpazanlığın da türlüsü var benim mesleğim para üstüne. Hani sahte para basarım. Dolar getir dolar sterlin getir sterlin ruble getir ruble basayım ki hiç kimse kalbını aslından ayırt edemez. Ayırt etmek ne demek yani bilir kişinin feriştahını uzmanının en çağına götür göster, paranın aslına sahte para der de benim yaptığım kalp paraya sahte diyemez. Kağıt paranın da madem paranın da sahtesini yaparım, övünmek gibi olmasın değil bu memlekette. Sanmam ki dünyada da üstüme bir kalpazan olsun. Başka kalpazanların işlerini çok gördüm. Hiçbir elime su dökemez kolay değil müdür bey ben kalpazanlığa başlayalı önümüzdeki nisan 50 yılım olacak bu işten başka da hiçbir iş bilmem neden çünkü tenezzül etmedim başka işi. temiz iş benim ki İnsan dediğin insan bence işini iyi bilecek öyle yarım yamalak bildiği işlere burnunu sokup da üstün körü iş yapmayacak ha Sözü nereye getirmek istiyorum? Bizim politikacılara. Sakın politika yaptığımı sanma müdür bey, Allah göstermesin. Hiç sevmem politikayı, bilmem de, bilmediğim için de yapmam. Peki bu politika, bir ülkeyi ve insanlarını iyi yönetmek değil mi? Yani politikacılık, kalpazanlıktan daha mı kolay? Şimdiden mahvolduk beyim. Bir memleket düşünün ki orada kalpazanlık bile yapılamıyor. Artık orada her şey bitmiştir. Nasıl kalpazanlık yapacaksın? Müdür bey bırakmıyorlar ki sana kalpazanlığı yapasın. Bir işin aslı kalp olunca. Kalpında kalpı yapılır mı? Neden kalpazanlık bile yapılamıyor? Çünkü kalpını yapacağın şeyin, aslı kalp olmuş. Kalpın da kalpı yapılır mı? Kalpın kalpını yapmaya kalktım işte benim durumuma düşersin. Yani iflas. Salt benim değil. Göreceksiniz çok yakında hepimizin sonu iflastır. Neden? Çünkü kalpazanlık bir memleketin durumunu gösteren en iyi ölçüdür. Bir paranın değeri sahtesinin basılmasıyla ölçülür. Bir paranın sahtesi bile basılmıyorsa, paranın değerini koruma kanunu olduğundan susuyorum müdür bey, benim kanunlara saygım vardır. Durdu bir cigara daha yaktı. <laughs> bilmem anlatabildi mi neden bu duruma düştüğümü. Dedi. Cezaevi müdürü bir şeyler sezer gibi olmuştu ama... ...Kalpazanlar Krallığı'nın neden bu sefil duruma düştüğünü pek anlayamamıştı. Anlat anlat dedi. Kral anlattı. Benim zanaatım dünyanın her yerinde geçer. Çok şükür altın bileziğim var elimde. Bu yüzden de başka iş öğrenmek yapmak gereğini duymadım hiç. Bundan iki üç yıl öncesine dek beyler paşalar gibi beyler paşalar ne demek krallar gibi yaşardım. Bana boşuna kalpazanlar kralı demediler. Siz de bilirsiniz eski günlerimi. Mesleğimin kralıydım. Öyle değil mi? ...gel gelirim elimizden aldılar mesleğimizi... ...üstelik güzelim meslek... ...acemi ellerde kaldığından... ...işi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar... ...bizimki yani kalpazanlık... ...bir özel girişim işidir müdür bey... ...biz özel girişimciyiz... ...her özel girişimcinin olduğu gibi... ...bizim de karşımızda... ...devlet var... ...biz devletle... ...rekabet halindeyiz... ...yani şöyle anlatayım... Devletin para fabrikası var, devlet para basar. Ben de bir özel girişimci olarak kendi el tezgahımda para basarım. Ben o küçücük el tezgahımda para kazanırım. Gel gelelim devlet her işinde olduğu gibi o koskoca para fabrikasında zarar eder. Ben o küçük tezgahımda kazanıyorum da devlet neden zarar ediyor? Çünkü bir kişinin yapabileceği bir işi ilk yıl 10 kişi, ertesi yıl 100 kişi, daha ertesi yıl 1000 kişiye yaptırır. Bundan başka bir günde yapılacak bir işi ilk yıl 10 günde, ertesi yıl 10 ayda, ertesi yıl 10 yılda yaptırmaya başlar. Bundan başka diyelim 3 liraya yaptıracağı bir işi ilk yıl 300 liraya ertesi yıl 3000 liraya daha ertesi yıl 300 bin liraya derken 3 milyon liraya yaptırmaya başlar. Bundan başka diyelim 4 metre karelik yerde yapılacak bir işi ilk yıl 4 katlı 40 metre karelik yerde. ertesi yıl 4 tane 4 katlı 400 metre karelik bir yerde daha ertesi yıl 40 tane 40 katlı 40 bin metre karelik yerde yaptırmaya başlar. Neden böyle yapar? çünkü bürokrasi var. Bürokrasi demek hükümet demek. Nerede hükümet varsa orada bürokrasi de vardır. Hükümet deyince baş bakan var, bakanlar var. E bunların partileri var. Her birinin kendi adamları var. İşte bunlar. Dolar da dolar. O işe Sonra hükümet değişir. Günün birinde hayda yeni başbakanın, yeni bakanların, yeni parti ileri gelenlerinin adamları. Eski adamları atamazsın. Yasalar var. İşte böyle. Böyle devletçilik doğar. Bu devletçilik sonunda devleti bile batırır. Ne var ki devletler İflas etmiş bile olsa devletin iflas ettiği hiçbir zaman görünmemiştir. Çünkü devletler arası icra iflas mahkemeleri yok. Bu yüzden devletler iflas eder de tarihte kimsenin haberi bile olmaz. Hatta öyle devletler vardır, iflas ederler de kendilerinin bile haberi olmaz. Peki bunun bir çaresi yok mu? Var, var, var. Her bir şeyin çaresi vardır. Yeter ki bulasın. Bunun çaresi çok kolay. Diyelim devletin para fabrikasında 5000 liralık kağıt para basılacak. Her bir tane 5000 liralık devlete kaça mal oluyor? Diyelim 100 liraya. Devlet her yatırdığı 100 lirayı 5000 lira olarak alıyor. Peki ben bir özel girişimci olarak 5000 liralık kağıt parayı kaça mal ediyorum? 10 liraya. Mal aynı mal. Hem de bu on liranın içinde benim yardımcımın, erketecimin payları var. Avantası, rüşveti, her bir şeyi var. Öyleyse ne yapacaksın? Devletin fabrikalarını devredeceksin özel girişime ama öyle özel girişimci diye üç kağıtçılara değil. Ha, özel girişimci dersem deneyimli, uzmanlıklarını ispat etmiş olanlarına. Cezaevi müdürü Örneğin seni para fabrikasının başına dedi. Kendini tutamayıp güldükten sonra sordu. Senin bu duruma düşmenin anlattıklarınla ne ilişkisi var? Çok sıkı ilişkisi var dedi kalpazanlar kralı. Örnek vererek anlatayım daha iyi. Bundan üç yıl öncesi diyelim bin tane bin liralık sahte para basacağım. Ne eder toplamın? 1 milyon lira. 1 milyon tutarında bin tane bin liralık basmak için benim giderim ne? Para basmak için has kağıt, boya, mürekkep, film, klişe, makine, işçilik. 50 yıllık kalpazanım eskiden her bin liralık kağıt para bana 10 liraya mal oluyordu. Soraları bu gider arttıkça arttı. 20 liraya 100 liraya derken 200 liraya 1000 liralık mal etmeye başladım. Yine çok şükür kazançtayız. İşte bu yüzden çalışma odamda masamın arkasındaki duvara El Kasibi Habibullah levhası asmışımdır. Ama son yıllarda bu giderler öyle arttı ki dayanılır gibi değil. Kağıt, film, boya, işçilik hepsinin fiyatları arttı. Öyle zaman geldi ki bir bin liralığı eskiden 10 liraya mal edip 990 lira kazanırken sonraları 990 liraya mal edip 10 lira kazanmaya başladık. Yani işler tersine döndü. 990 lira harcıyor 10 lira kazanıyorsun. Neyse. E ne de olsa kazanıyoruz ya. Yani. Bin lira başına on lira kazanca da razı olduk biz de sürümden kazanalım diye eskiden diyelim günde 100 tane binlik basarken bu kez günde 1000 bin tane binlik basmaya başladık. Salt bizim gibi özel girişimciler değil devletin pangnot fabrikası da bizim gibi yapıyor. Araçların gereçlerinin fiyatı artıp maliyeti yükseldikçe daha çok para basıyor fabrika. İşte piyasada paranın çoğalıp kara sinek gibi havada paraların uçuşması bundan oldu derken fiyatlar öyle yükseldi ki müdür bey bir bin liralığı 1200 liraya mal etmeye başladık. Her bin lirada 200 lira zarar. Buna özel girişim dayanamaz ancak devlet dayanır. Tanrı korusun. Hele 50 liralık 100 liralık bassak temelli iflas edeceğiz. Sonunda devlet bile dayanamayıp paraların boylarını küçülttü ki gideri azalsın. Dilekçe kağıdı kadar 500 liralık küçüldü küçüldü dilekçenin pulu kadar oldu. Gel gelin biz yine zarardayız. Bunun üzerine sahte binlik basmaktan vazgeçip sahte beş bin lira basmaya başladık. Sahte beş bin liralık basmanın rizikosu bin liralığa göre daha çok. Yakalanma tehlikesi fazla ama başka da umarımız yok. İşte son dokuz aydır beş bin liralık basıyordum. Müdür İyi ya dedi daha ne istiyorsun yine kazançlısın. Kazançlı olsa müdür ve burada işimle. Ben 50 yıl önce bu işe başladığımda sahte 10 liralık basardık. Sonra 100 liraya 1 liraya döndük. Çünkü 10 lira 50 lira 100 lira 500 lira sahte para basmak kurtarmıyor. Hmm. Rahmetli benim ustamın zamanında lira değil elli kuruşluk sahte para bile basarlarmış. Şimdi on bin liralık basıyoruz yine zarardayız. Diyelim sözün gelişi yüz bin liralık araç gereç alıyorum. Bir de bakıyorum yüz bin liralık araç gereçte sekiz tane on bin liralık basabilmişim. E, 20 bin lira içerideyim. Bu kez 80 bin liralık araç gereç alıyorum. Ben sahte 10 bin liralıklarını basana dek 3 gün içinde fiyatlar yükselmiş %50. 80 bin lira harca 4 tane 10 bin liralık bas. Baş başa gelse yine razıyım bunca yıllık mesleğimdir deyip işi sürdüreyim ama başa başta gelmiyor. Dedim ya seviyorum da işimi. Az da geçemiyorum. 50 yıl geçindiğim bir iş. Nasıl vazgeçerim? Dünyada kalpazanlıktan da başka bir iş bilmem ki müdür bey. Başka bir iş yapayım. Sözün gelişi 10 tane 10 bin liralık bastım. Ben 10 tane 10 bin liralığı piyasaya sürüp gelene dek fiyatlar yeniden %40, %50 artıyor. Yarı yarıya zarar. E bu kalp para basmak da boyacı küpü değil ki sokup çıkarasın. Kolay olmuyor İki üç gün sürüyor. O iki üç günde elimizdeki yüz bin liralık kal para oluyor elli bin lira. Yani kalp paranın asıl paraya yetişmesi olanaksız. Bizim kal para asıl paradan daha sağlam. Sonunda ben de paralar suyunu çekti sermayeyi kediye yükledik ama iş iştir yapacaksın. İyi, İyi ki zamanda mal mülk edilmişim. Zarar ortadır deyip satıp savmaya başladım. Birkaç apartman, dairesi, dükkan falan gitti. Arabayı da sattım. Hep bu bizim işe yatırıyorum. Sonunda müdür bey elimde kal para makinesiyle ortada kaldım. Devletle baş edilmez ki. Ah. Zamanında kalkıp başka bir ülkeye. Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya gitmek varmış. Şimdi yaşım 67. Bu yaştan sonra nereye giderim de yeniden kalpazanlığa başlarım. Yer bilmem, yer bilmem, il bilmem, dil bilmem. Bu memlekette benim değerim bilinmedi müdür bey? Kala kala elimde bir küçük apartman dairesi kaldı. Dışarıda kalsam onu da satıp kalpazanlığa yatıracağım. O da uçup gidecek. Hiç olmasa o küçük daireden gelen kirayla burada geçinip giderim deyip kendimi suçüstü yakalattım ve canımı cezaevine attım. İşte böyle Müdür Bey. Bir memlekette kalpazanlıktan bile zarar ediliyorsa kalpazanlık bile yapılamıyorsa o memlekette hiçbir şey yapılamaz demektir. Yok yok. Yapılacak bir iş var ama şimdi o da bu yaştan sonra bana yakışmaz. Vakıf Çatalca 26 Temmuz 1884 Pardon hocam 1984